Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna linehtediye leula en hadanallah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. 47. ayetindeyiz. Estağfirullah. Nisa suresinin 47. ayeti. Tefsirini yapıyorduk ayetin. Aklında o da. Buraları geçtik tabii. Silmemişiz buraları. Şuradan yukarıya doğru silelim. Ya eyyühellezine utul kitaba. Ey kendilerine kitap verilmiş olanlar. Eminu, iman edin. Bime nezzelne. İndirmiş olduğumuza. Musaddiqan lima ma'akum, sizdekini tasdik eder bir şekilde indirmiş olduğumuza iman edin. Min qabli en natmise vucuhan, kimi yüzleri silmezden evvel, yok etmezden evvel. Fenaruddaha ala adbariha, yok edip de silip de onları dübürlerine çevirmezden evvel. Geçen dersin sonunda adbar kelimesiyle ilgili Necati abi bunun dubur, yani kafanın arka tarafı, yüze karşılık gelen arka bölge değil de dübür olabileceğini söyledi. Hakikaten ben de bu fikre kendimi yakın hissettim. Neden? Çünkü Araplarda yüzün arka bölümüne, şu ense bölümüne kafa diyorlar. Oranın özel adı var. Yani ayette Cenab-ı Hak فَنَرُدَّهَا عَلَى قَفَاهَا diyebilirdi. Tam da yüzün arka tarafına denk gelen bölüm. Ama edbar kelimesini kullanmış. Edbar, dubur, daha ziyade kişinin arka, vücudunun arka bölümü. Hatta nasıl diyelim, yani dübür bölgesi. Makat. Makat bölgesi. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا. Acaba ayette başların hakikaten tam da o bölgeye çevireceğini mi Cenab-ı Hak ifade ediyor? فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا. Dilerseniz dubur kelimesinin yine Kur'an'da kullanıldığı yerlere bir göz atalım. Belki bize bir fikir verir. Fasiha'nın gömleği de duburdan yırtılmış. Evet. Kudde min duburin.
Bir bakalım kelimelere. Dubur. Hala Mustafa Dudur baksa çok mu çıkar? 44 tane varmış. Tabii bununla ilgili türetilmiş fiiller de var. Onlar da gelir. El adbar len yedurrukum illa eza. Size eziyetten daha öte zarar veremeyecekler. Ve yukatilukum. Sizinle savaşsalar yuvellukum el adbar. Size dübürlerini dönüp kaçarlar diyor. Bu arkalarını dönüp kaçarlar, sırtlarını dönüp kaçarlar. Ama enselerini dönüp kaçarlar anlamına gelir mi? Onlardan ziyade arkalarını. Aynı ayet. Bu Ali İmran suresi 111. ayet. Bu ayet bize bunun sırt mı, ense mi, yoksa dübür mü veya makat bölgesi mi? Baştan aşağı tam arka olabilir mi? Bunu arka demiştik. Mesela şeyde kitabı arkalarına atıyorlar. Nasıl? Ayetinde. Estağfirullah. Ayet aklına gelmedi. Vara zuhurihim. Mesela sırtlarının arkasına diyor. Zuhur tam sırt orada. Evet. Vara zuhurihim. Zihar ayetinde. Hocam zihar sırtı, sırtı gibi olsun zihar ayetinde. Dolayısıyla sırtın özel adı var. Kafanın arka bölgesinin özel adı var. Dubur ya makat bölgesini tahsisen söylenir ya da Yavuz'un dediği gibi belki bütün bir kişinin arkasını anlatır. Hocam melekler dübürlerine vuruyordu. Hani. O ayet de var. Bakacağım şimdi. Evet. Ali İmran suresi. İnsanın yüzü en şey olan gibi. Hani hayvanlarda bir peygamber yüzüne vurmayın. Burası evet. Göz ağızlarının evet. En güzel yerinin yeriyle evet. En insanın geri hoş olmayan yerini sanki de Cenab-ı Hak ters çevirerek evet. İşte Türkçe'de bozuklığı başlar. Vermiş. Kıç olduğunda bağışlayın. Sözü öyle söyleyin Necati abi. Ben de acaba hakikaten tam bir burada ayette de aynı zıtlığı mı ayette Cenab-ı Hak söylüyor. Devam edelim. Edbar. Bizim okuduğumuz ayet Nisa suresinde geldi. Bu ondan türetilmiş bir fiil. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى أَدْبَارِكُمْ يَا قَوْمِ اِدْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ Ey kavmim mukaddes topraklara mukaddes yere girin. اَلَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın size yazdığı. Hz. Musa kavmine sesleniyor. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى أَدْبَارِكُمْ Ve dübürleriniz üzere geri dönmeyin. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Şimdi dübürleriniz üzere geri dönmeyin. Arkanızı dönmeyin. Derken o maka, oy orayı mı kastediyor? Yoksa bütün bir sırtı Zahir mı kastediyor? Bütün evet. Bir sırtı daha gibi sanki hocam. Maide suresi 31. Bunlar da bütün bir sırt olabilir yani. Niye hocam? Enam suresi فَقُطِعَ دَابِرُ Ardı kesildi. Zulmeden kavmin ardı kesildi. Dâbir. Ama o kelimeden türetilmiş bir kelime bu da. Bu da aynı. O kelimeden türetilmiş. Bu da aynı öyle. فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارِ Ey müminler, kafirlerle karşılaştığınızda فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَارِ Onlara dübürlerinizi dönmeyin. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ Kim o gün onlara dübürünü dönerse ayetinde de aynı şekilde اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ Onlar istisna tutulmuş. Hocam demek ki orada onun dediğine göre sadece şeyden hariç bir şey. Arkanızı dönüp kaçmıyor. Yani ironik bir şekilde şey de olabilir. Yani makat bölgenizi alanlara dönmeyin. Tamam. Yüzünüzü, göğsünüzü, cephenizi. Başka diyor hocam. He? O halde önemli. Tamam onlar istisna tutulmuş. Ama demek ki yani o halde dubur olarak algılamamız doğru olur. Yani o hareketi onlar yapabiliyorlar. Çünkü başka bir amaçla yapıyor. Başka bir amaçla yapıyor. Yani arkasını döndüğünde sırtını mı kişi dönmüş oluyor, ensesini mi yoksa bağışlayın dübürünü mü? Bize de böyle geçmiştir. Dübür bizde kullanılır yani. Hatta hatırladığım kadarıyla hadiste Hazreti Peygamber hanımlarınızla işte dübürlerinden beraber olmayın hadisinde de yine aynı kelime geçiyor. Yani bu Arapçada da oraya münhasıran kullanılan bir kelime. Ama Kur'an bunu oraya münhasıran kullanıyor mu diye merakım o. Enfal suresinde böyleydi.
Bu şu ana kadar baktıklarımızın hepsinde dübür manasında olabilir veya daha genişçe sırt manasında da olabilir. Ama şu ayete bakın. Bu ayette وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةِ Bir görsen meleklerin onları vefat ettirdiği o anı, yani zalimleri, يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ Onların yüzlerine vuruyorlar. وَاَدْبَارَهُمْ Şimdi yüzlerine bir buraya vuruyorlar, bir de enseye vuruyorlar, anlamak zor burada. Yüzlerine ve bağışlayın, dübürlerine vuruyorlar diye sanıyorum. Merci de öyle demiştir, bakalım. Melekler yüzlerine ve arkalarına demiş. يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Şu ayeti not edin, bizdeki mealcilerin hepsine bir bakalım. Edbar için ne demişler? Enfal suresi 50. ayet. Çünkü ben bu ayette hep dübürlerine vuruyorlar, yüzlerine ve dübürlerine vuruyorlar şeklinde algılıyordum. Tevbe suresi وَالَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Yine arkalarını dönüp kaçmak. Ondan türetilmiş şu da bir fiili. وَاسْتَبَقَ الْيُونَ Yusuf suresinde aynı kelime. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ Kapıya doğru koşuştular. Adeta yarıştılar. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ Kadın onun gömleğini, yani Yusuf'un gömleğini dübüründen yırttı. Şimdi arkası gibi anlaşılabilir. Evet, ben de Yusuf'un gömleğini, gömlek arkadan. Peki dübür gibi anlamaya çalışsak olabilir mi? Gömlek uzunluk da o kısımdan mı? Gömleğin dübürü demek gömleğin alt bölümü şu anda bile o bölgeyi kapatıyor. O gün, o zamanlarda daha bir açık, yani pantolon şeyinin üzerinde olduğunu düşünün. Ki çoğunlukla öyle olur herhalde. Kaçan adamın da geriye en yakın bölümü omuz değil, tam da dübür bölgesidir. Hocam affedersiniz, derler ki kıçı açıkta kaldı, yani bu hakikaten böyle. Hatta batıda futbolda falan böyle bir tanesi kalkıyor mesela, kıçımı yalanıyor mesela, gösteriyor. Bu büyük hakaretmiş. Hala kullanılıyor. Yani bu şekilde kullanılıyor bu. Kaba da olsa bir insan realitesi. Evet. Yani kadının Hazreti Yusuf'u yakalaması, illa gömleği omuz bölgesinden yakalaması diye zorunda mıyız? Dübürü zaten neresine giriyor Yusuf Aleyhisselam'ın belli zaten. Şimdi önde kaçan kişiyi düşünüyorum. Kaçan kişinin vücut profilinde omuz ve şey bölgesi öne eğiktir. Çünkü yeri tırmakladığı için öne eğik kaçar. Dolayısıyla kadın eğer kaçanı ostebakka dediğine göre yarışıyorlar. Yani yan yana koşmuyorlar. Elini uzatıp yakalayabildiği, en nereden yakaladıysa oradan yakalayacak. Yakalayabildiği yer omuzundan daha ziyade bence aşağı bölge olması da muhtemel. Kuyruk yani gömleğin, evet, gömleğin tam da... Biz tam da o şey yaparken hep baktığında bir orada tutuyoruz. Yani. Mesela ceza verdiğiniz zaman bir vururken hep sırtına oluyor. Arkaya, gömleğin sıfatı değil mi orada? Sırttaki hep vuruları mesela bu. Evet. Günümüzde uygulama bu. Vurma, cezalandırma değil burada. Yakalamaya çalışıyor. Koşsak, altaya eğilmek derse yüksek yerimiz, kendimiz altaya koşarken gücümüzü azaltacağız. Hocam emekleyerek kaçtığını düşünüyor mu? Hocam orada sıfat değil mi? Emekleyerek değil, normal kaçıyor. Gömleğin arkası mı diyor musun? Sırtın arkası mı diyor? Gömleğin arkası. O zaman gömleğin arkası mı? Mindubrin, dübürden diyor. Dübürde şey yok, izafet yok. Vakkaddet kamisa, gömleğini kopar yırttı min duburin dübürden. O elfeya seyyide hale delba ve kapıda onun efendisiyle, kadının İşyanın efendisiyle karşılaştı. İşyanın arka tarafında alt kısmında dübürde denebilir o zaman. Ve inkâne kamisu kudde min duburin aynı. Bir de yırtmak hocam üç taraftan kolay olur. Alt taraftan zor olur. Ya çok alttan direkt böyle çekmişmesin. Onu bir başka bir kadın söylüyor zaten. Gömlek yani gömleği alttan yakaladıysa tabii. Çektiğinde alttan da yırtılır. Bu bezdir sonuçta. Daha zor olmaz mı hocam? Yani yarıştırırlarken eğilip aşağıdan yakalanması çok zor olur. Hayır, önden kaçıyor, arkadan tutuyor. Önden kaçıyor. Zaten ona en yakın, elini uzattığında ona en yakın omuzundan ziyade daha alt bölgedir yani. Ben öyle düşünüyorum şimdi. Hocam ayetin devamında zaten cevap veriyor başka bir kadın. Yusuf'un gömleğine bakın diyor. Önden açıldıysa Yusuf suçludur. Evet. Arkadan açıldıysa kadın suçludur. Orada da önden ifadesi dubur ile aynı kalıptan verilmiş. Min emamin değil de min kubulin ifadesi. Min kubulin. Evet. O da aynı kalıptan. Dubur kubul. O zaman ön arka. Ya ama
Önün karşılığı ön buradaysa arkada. O ön ifadesi de arkanın kalıbından verilmiş. Bildiğimiz ön şeklinde değil de yani dubur gibi, o da kubul kalıbından gelmiş. O da yine alt bölgeyi mi acaba İsa seçtiriyor? Bilmiyorum. Ra'd suresi benzer fiil. وَاتَّبِعَ اَدْبَارَهُمْ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ Gecenin bir parçasında ehlinle birlikte, ailenle birlikte yola çık. Azap öncesi. وَاتَّبِعَ اَدْبَارَهُمْ Ve onların dübürlerini izle. Yani arkalarını izle onların. Onları önüne al demektir bu. Sen en arkada bulun anlamında. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ Sizden hiçbiri geri bakmasın. Hicr suresi 65. ayet. Yine Hicr'de 66'da da bir kelimesi var. Edbârihim vellevâ alâ edbârihim nufûrâ. Dübürleri üzere kaçıp giderler. Sen Rabbini tek başına Kur'an'da andığında ayeti İsra suresinde. Ve entüvellû mudbirîn. Demin benzer ifadelere baktık. Yeddebberul Kur'an. Keennehâ cânnun vellâ mudbirân. وَلَّا مُدْبِرًا ifadesi çoğul haliyle, burada yine tekil haliyle, çoğul haliyle, benzer bir fiil. Aynı kelimeden türetilmiş, yani altını üstüne getirme, her yönüyle inceleme anlamında olsa gerek. يَدَّبَّرُ آيَاتِهِ مُدَبِّر۪ينَ Allah her şeyi yani tedebbür eder. عَلَى اَدْبَارِهِمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ اَرْتَدُّ عَلَى Yine benzer bir ayet Muhammed suresinde. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ En çok bize dübürü ihsas ettiren ifadeler bunlar. Yani يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Yüzlerine ve dübürlerine vuruyor. Yani bugün bile dövenler bu iki bölgeye vuruyorlar. Aşağılamak ve iyice hırpalamak adına bu iki bölge son derece ihanet oluşturan aşağılanma oluşturan. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْاَدْبَارِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا اَدْبَارَ السُّجُودِ Secdelerin ardından, yıldızların ardından سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Evet, ifadeler böyleydi. Şimdi hadislerde demin söyledim. Aynı ifade dübür manasında kullanılıyor. Bu o manaya da gelebilir. Yani kelimenin aslında orijinal manası o. Esas manası daha ziyade o bölge. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا Yüzleri... O dilinde aynı kelime kullanıyor. Hemen hemen evet. Başka kelimeler de var da. Ama bu kelime bu biraz daha kitabi olan şeyi bu. اَدْبَار مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا Benzer manaları da burada. Sözlü kısmı değil mi? Evet. Ondan türetilen fiilleri de vermiş. Ettedabur, ettefakkur. Nisan'ın Arap'ta neler var? Edbera raculu izâ sefara fî dubâri. En baş tarafı nerede?
bahsettiğimiz manaların hepsi orada mucemlerde zikrediliyor, örnekleniyor hatta deminki okuduğumuz ayetlerden. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا En azından o seçeneğin de muhtemel olduğunu bilelim bence. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا Kimi yüzleri silip dübürlerine onları reddedince. Bir de reddetmede düşürme var, aşağılama var. Şey ayetinde de var bu. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَقَدْ خَلَقْتِينَ suresinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ Yani daha aşağı bölgeye indirgeme, tam arkaya iz düşümünü alma değil de ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ kod olarak aşağı düşürme. Dolayısıyla فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا da fiil de oradaki رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ fiiliyle aynı. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا yüzleri dübürlerine indiririz, dübürlerine geri aşağı çeviririz gibi anlam olabilir. Bu böyle böylesi bir çarpıklık, yani bu durumdaki bir çarpıklık bizim düşündüğümüzden daha vahim. Yani yüzün arka bölümüne taşınmasındansa yüzün makat bölgesine taşınması çok daha aşağılayıcı bir durum. Hangi ayet o? Geri döndürüldüğümde diyor. La ecidenne hayran minha munqalaba. Döndürülecek olursam da Rabbime daha hayırlısını bulurum diyor oradaki kafir kimse. Evet. Feneruddaha rudittu. Geri döndürülürsem. Yine Fussilet'te de galiba aynı onun benzeri böyle. Yani geri döndürülmek manası tamam. Ama o demin okuduğum ayette de aynı yine esfer. Aynı benzeri geri döndürülürsem diyor. Bilmiyorum. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا Dübürlerine geri çeviririz onları veya arkalarına geri çeviririz Hocam, onları. Aklıma geldi. Şu dönemde şimdi İsrailoğulları, onların hahamları falan, ilim adamları en revaçta. Herkes onlara danışıyor. 50 kitabın en gözleri onlar. Hazreti Muhammed ve onun üzerinden İslam geldiğinde başlar kıç olmaya başladı, muhalefet etmeye başladı. Esas desteklemeye gelirken. Yani o aşağılandılar, o hale çeviriyoruz diye. Yani oradaki zıttık üzerinden doğru. Tam buradaki zıddiyet yüzün arka bölümünden daha bir çarpık. Evet. Daha bir zıt. Ama bu nasıl gerçekleşir? Yani yüz ol ifadesi kaşıyla, gözüyle, burnuyla, dudaklarıyla daha uzak bir bölgeye taşınması nasıl olur? Cenab-ı Hak bunu arkaya taşıyan, yani kafanın arka bölümüne taşıyan Cenab-ı Hak oraya da taşır, biraz aşağı indirir. Bu daha çarpık bir şey olur. Zaten ayetin devamında اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ Yahut onları cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi lanetleyelim. O artık bütünüyle format değişiyor. Çünkü orada قُنَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Biz onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Yani hilkati bütünüyle değişiyor. Artık insan suretinden değil de bu önce bizim okuduğumuz biçiminde sanki sureti kalıyor. Sureti derken beden biçimi ana özellikleriyle kafa, kollar, ayaklar kalıyor. Yüz buradan oraya taşınıyor aynı insan suretinde. Yahut Ashab-ı Sebt'teki de gibi yaparız. Doğrudan onları maymunlara çeviririz. Bunun daha ileri bir şey olduğu anlaşılıyor. اَوْنَ لَعَنَّهُمْ İkinci sırada geldiğine göre. كَمَا لَعَنَّ أَصْحَابَ السَّبْتِ Ya cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi lanetleriz. Yani maymunlara dönüştürürüz. Veya böyle değil de yüzlerini arkalarına yahut dübürlerine gerisin geriye atarız da onları bu şekilde azap etmiş oluruz daha dünyadan başlamak suretiyle. Bu bahsettiğimiz azap ne şekilde gerçekleşecekse en doğrusunu Allah bilir. Son derece vahim bir şey. Bu vahim haliyle Cenab-ı Hak ehli kitabı kendilerine kitap vermiş olan zümreyi Kur'an'a inanmak hususunda tehdit ediyor. Kur'an'a inanmak hususunda onları bütünüyle bağlayıcı ifadelerle yönlendiriyor. Aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Hocam başka bir ne? Evne l'anahum kemâ l'anna ashab-ı sebt. 66. azap diye bir
kelime de kullanıyorlar. Azabun muhim, yani evet. Çok anlayamamıştık onu. Bu da çok an... Yani tabii yani bu derece alçaltıcı bir durum. Kişinin yüzünün ağız, göz, kaş bunların dübür bölgesine taşınması. Biraz çok tezat bir şey geliyor. İnsanın öyle bir organın duraya dönmek değil de yüz arkaya dönmesi kabul olabilir. Dediğim gibi yani tıbbi boyutuyla düşünürseniz onun arkaya taşınmasıyla aşağı indirilmesi arasında eğer insanın maymuna dönüştürülmesinden söz edebiliyorsak ki bu vaki, bu vuku bulmuş bir şey aynen iman ediyoruz. O bu bahsettiğimizden çok daha öte bir şey. Yani yüzün arkaya taşınmasından çok daha öte bir şey. Yüzü ön taraftan silip orada bir şey bırakmıyor. Ama fe var ya arada. Yüzü ön taraftan silip de neruddaha o yüzleri geri götürmek ala edbariha dübürlerin üzerine. Bir de şey var hocam. Yüzleri öyle götürmek yapıp lanetlemek. Ya yani ashab-ı sebtteki gibi lanetlemek. Lanetleme gibi lanetlemek. Evet, evet. Ayrı ayrı Cenab-ı Hak. Ayrı ayrı tabii. Yani ben diyorum ki öteki demek ki daha ileri bir şey. O çünkü onda bütün beden bütünüyle değişiyor ashab-ı sebttekilerde. Burada ise kısmi bir durum var. Yüzlerde bir silinme ve bunların dübürlerde ortaya çıkarılması. Yani hocam dübürlere... o şundan kaynakları Allah-u Teala insana eşrefi mahlukat diyor. Bunlar şerefi yitirdikleri zaman hayvanlardan bile aşağı seviyeye geliyor. Evet. Yani aşağılanma o tabii o bu cezanın anlamı aşağılanma. Kendileri haksızlıkları dolayısıyla, zulümleri dolayısıyla, gerçeği ters yüz etmeleri dolayısıyla önceki ayetlerde gördük bunu zaten. Kelimelerin yerlerinde oynamaları dolayısıyla anlamları hitapta övgü varmış gibi gösterip aslında sövgüyle onu beslemeleri dolayısıyla bu alt üst etmeleri onda bir problemimiz yok. Fakat bu nasıl gerçekleşecek ve gerçekleşecek bu şey nicedir, nasıl bir şeydir diye kafa yorunca bunlar aklımıza geliyor. En doğrusunu Allah bilir nasıl bunu gerçekleştireceğini. Ama gerçekleştireceği bir günün olacağından emin. Çünkü ehli kitabı böyle tehdit ediyor. Kitabı anlatmışsa vucuhen kimi yüzleri silip de فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا dübürlerine onları indirgemeden önce iman edin. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا demin Nihat abinin söylediği yani bu biraz çarpık, zor falan dediği şey aslında ayetin sonunda zor mu yok. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Allah'ın emri öyle gelirse, yani dübürse de olur, topuklara da indirecek olursa Cenab-ı Hak indirir. Onun için biraz şey geliyor yani, o yer herhalde kutsalliyeti var yine yüzün. İşte bunlar da zaten aşağılanmaları o münasebetledir. Ayette bütün onurunu, şerefini yüzde taşıdığı için onu aşağı başka bir bölgeye hiç istemeyeceği, kabul etmeyeceği bir yere taşıyarak onu aşağılıyor Cenab-ı Hak. İhanet ile yani aşağılanmayla karşılaşıyor. Yani tıbbi olarak bakarsanız bunun hiç zorluğu yok. Burun da, kaş da, göz de bunlar vücudun herhangi bir dokusuna yapışarak yaşayabiliyorlar. Geçenlerde bir adam gördüm. Kulağa bir tane kulak monte etmiş. Tam bu pazı bölgesine. Kulak orada bütün canlılığıyla duruyor. Yani bunlar ne zevk alıyor bilmiyorum. Doğru değil mi? Evet. Yani başka birinden alınma bir kulağa ölmeden oraya deri altına, doku altına şey ettirmiş, monte ettirmiş. Öyle gösteriyor millete. Bildiğiniz İlginç kulak duruyor orada yani. İlginçlik adına. Dolayısıyla bunu tıp parçacı yöntemle yaptığına göre Cenab-ı Hak orijinalini yapar yani. Sanki o yüz tam da oranınmış gibi tüm azalarıyla, bağlantılarıyla, her şeyle taşıyabilir. وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا Zor bir şey değil. Diyabolik adamların yaşlanmışsa derdi ki çocukken yüzünün Rab gezirir silinmiş. Yüzünün Rab gezirir silinmiş. Yani nuru alınmış yer artık. O da mecazi boyutu. Evet. Peki müfessirin tefsirine geçiyorum. Sanıyorum geçmedik hiç değil mi? Aslında geçtik bir yere kadar da geldik öyleyse. Öyle mi? Tabii. Bir ara verdiniz. Dur, meğer kumuna kadar geldim. Neyle kadar geldin? Buna meğer kumuna. Mesela zıplayan geçer. Şuraya mı? Evet, yok bir yaptık hocam. O fi kavlihi. Ha şuraya kadar. O fi kavlihi yine şu sözünde. Eminu iman edin. Bimâ nezzennâ indirdiğimize musaddikan limâ ma'akum sizdekini tasdik eder bir biçimde. Hatta lahum annahum yenbagî en yekûnû
قبل غيره مبادرين إليه. Hatta onlar için gerekti ki başkalarından daha önce davransınlar, daha çabuk davransınlar. بِسَبَبِ مَا أَنَعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بِهِمْ نَلَيْلِ. Neden? Çünkü Allah kendilerine vaktiyle nasip ettiği bir ilim var. Bunun avantajını yaşıyorlar. Bu ilim dolayısıyla başkalarından da önce davranıp iman etmeleri gerekir. Allah onlara bu yönde özendirmede bulundu. وَالْكِتَابِ الَّذ۪ي يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ مَا عَلَيْهِمْ اَعْضَمَ مِنْ غَيْرِهِمْ وَلِهَذَا تَوَعَدَهُمْ عَلَى عَدَمِ الْا۪يمَانِ. Aynı şekilde yanlarında bulunan kitap onlara başkalarından daha önce imana yönlendiriyor. Bu imanı onlara gerektiriyor. Bu sebeple, bu nimetlerden dolayı تَوَعَدَهُمْ عَلَى عَدَمِ الْا۪يمَانِ. İman etmedikleri takdirde Allah onları tehdit etti. فَقَالَ dedi ki مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا kim yüzleri silmezden فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا ve onları, yani o yüzleri dübürlerine yahut arkalarına geri çevirmezden evvel iman edin. وَهَذَا جَزَاءٌ مِنْ جِنْسِ مَا عَمِلُ. Bu da yaptıklarının cinsinden bir ceza, bir karşılıktır. كَمَا تَرَكُ الْحَقَّ. Nasıl ki onlar hakkı terk ettiler. وَاَثَرُ الْبَاطِلَ. Ve nasıl ki batılı hakka yeylediler. Yani kötüyü iyiyle değiştirdiler. وَقَلَّبُ الْحَقَائِقُ. Ve nasıl ki onlar hakikatleri altını üstüne getirdiler. Ters yüz ettiler. فَجَعَلُ الْبَاطِلَ حَقًا. Nasıl ki batılı hak olarak lanse ettiler. وَالْحَقَّ بَاطِلًا. Ve hakka da batıl kisvesi giydirdiler. جُوزُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ. Aynı yaptıkları davranışın cins benzeriyle cezalandırıldılar. بِطَمْسِ وُجُوهِهِمْ. Böylece yüzleri silindi. Tıpkı onların hakikati silmesi gibi. كَمَا طَمَسُ الْحَقَّ. وَرَدَّهَا عَلَى اَدْبَارِهَا. Ve onları dübürlerine veya arkalarına geri taşıdı. بِاَنْ تَجَعَلَ فِي اَقْفَائِهِمْ. Bak kelimeyi kullanmış müfessir. Yani onları, yüzdeki unsurları kafalarına, kafa dediği ense bölgesi, oraya taşındı. Müfessir edbarı akfa olarak anlamış. وَهَذَا اَشْنَوْ مَا يَكُونَ. Bu olabilecek çok kötü, çirkin bir şey. Müfessirin aklına gelmemiş, bize daha beteri geldi. Daha çirkini geldi. اَوْ نَلْعَنَهُمْ. Yahut biz onları lanetleriz. كَمَا لَعَنَّ أَصْحَابَ السَّبْتِ. Ashab-ı Sebt'e lanetlediğimiz gibi, cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi. وَيَنْ يَطُرُدَهُمْ مِنْ رَحْمَتِي. Yani onları rahmetinden kovarak. وَيُعَاقِبَهُمْ بِجَعْلِهِمْ قِرَدَةً. Ve onları maymunlara dönüştürerek. كَمَا فَعَلَ بِإِخْوَانِهِمْ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ. Tıpkı onların abilerini cumartesi hususunda haddi aşınca nasıl Cenab-ı Hak cezalandırdıysa maymunlara dönüştürerek, onları da aynı şey ile Cenab-ı Hak ayette tehdit etti. فَقُلْنَا لَهُمْ ayeti vermiş burada. فَقُلْنَا لَهُمْ biz onlara dedik ki كُونُوا oluverin قِرَدَةً خَاسِئِينَ aşağılık maymunlar oluverin. وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا ayetin sonunda Allah'ın emri olucudur, kesinlikle yerine gelecidir. كَقَوْلِهِ bu ayette neye benziyor? اِنَّمَا أَمْرُهُ Allah'ın emri اِذَا اَرَادَ شَيْئًا bir şeyi dilediğinde, irade ettiğinde اَنْ يَقُولَ لَهُ sadece ona demesidir. Ne demesidir? Kun, ol demesidir. Allah'ın emri bundan ibarettir. Feyakun, o oluverir. O kadardır. Diyor müfessir ve ayetle ilgili yorumlarını nihayetlendiriyor. Şimdi kırık mealine geçelim ayetin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ. Hepsini beraber mi alalım? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ. Şimdiye kadar يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا'ları birlikte aldık. Bunları da birlikte alalım. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اَمَنُوا. بِمَا نَزَّلْنَا. مصدقاً
لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب أي كتاب verilmiş olanlar. Ya eyyuhallezine utul kitabe, ey kitap verilmiş olanlar. Aminu, iman edin. Bima nezzelna, indirdiklerimize. İndirmiş olduklarımıza, indirdiklerimize, evet. Nezzenna'da daha fazlası var. Üst üste indirdiklerimize. Daha önce nezzenna geçmişti. Oraya ne dedik hatırlamıyorum yani. İndirmiş ardı ardına indirdiklerimize. Ya İndirmiş çokça. Enzenna'dan farkını meale yansıtmaya çalışmıştık. Evet, bir şeyler yapmıştık ama şu an hatırlamıyorum. Çokça indirdiklerimize mi dedik? Üst üste peyderpey indirdiklerimize. Evet, peyderpey indirdiklerimize dedik. Yahut ard arda. Peyderpey indirdiklerimize iman edin. Ard arda desek daha... Bu yabancı bir kere şimdi. Parça. Peyderpey. Var var. Tabii. Musaddikan, tasdik edici olarak, yani indirdiklerimize. Lime ma'kum, sizdekini tasdik edici olarak peyderpey indirdiklerimize iman edin. Min qabli an natmisa, silmemizden önce, min qabli an natmisa, natmisayı da tam karşılamış olmuyoruz silme diyerek. Evet, natmisada daha fazlası var diye hissediyorum. Vucuhen, kimi yüzleri, aslında kimi çok açık değil ama nekre olduğu için temas etmek hocam
zaman bizim Türkçe kullanılan şey... O değil, bundan gelen bir şey yok. Temas fiili, bildiğin. İltimas fiili olmuyor mu? Yok, normal fiil olduğu gibi Arapçada aynen var. Temas. Şimdi Natmise'ye bakalım bir. Başka yerlerde وَلَوْ نُشَاءُ لَطَمَسْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجَعُونَ Başka yerlerde de geçiyor bu tamase fiili. Beş yerde varmış. Bizim ayetimizde var. İlk defa burada gördük zaten 47. ayette. Mesela Yunus suresinde Hazreti Musa'nın Firavun hanedanı aleyhindeki duasında da aynen var. وَقَالَ مُوسَى Musa dedi ki رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرَعُونَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا Sen Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına hem zinet verdin hem mallar verdin fil hayati dünya. Rabbena Rabbimiz li yudillu an sebilik. Senin yolundan şaşıp dursunlar. Yani onlar için hidayet dilemiyor Hazreti Musa burada. Demek ki o kadar yıldı onlardan. Ve dua ediyor açıkçası. Rabbena atmis ala amvalihim. Rabbimiz onların mallarını etmes diyor işte. Ne demek bu? Sil, yok et, ortadan kaldır, mahvet. Başlı da hala kulubiyim. Kalplerini de ger, katılaştır. Felay kurut, felay minu iman etmesinler. O kadar katılaşsın ki. Hatta yaravul azabel elim. Malların, ne demek malların etmes hali? Mesela mealci burada ne diyor? Nice mallar verdin. Ey Rabbimiz, insanları senin yolundan saptırsınlar ve edemiyor cezayı. Zinetler verdin ey Rabbimiz, onlara bu nimetleri. Daha sonraki sayfada herhalde. Mallarını yok et. Yok etmeyi kullanmış. Adem gibi. Ama fiil çok özgün yani. Mesela bir hadiste Hazreti Peygamber sanıyorum Kabe'nin oradaki meşairi bir şekilde tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ilahi veya Cenab-ı Hakk'ın orada işte meleklerinden mi yahut bir takım manevi varlıklardan söz ediyor oradaki rükünlerde. Fakat bunun işte tam eylediğini Cenab-ı Hakk'ın, dolayısıyla bizim şu anki gözlerimizde göremediğimizi, orada onların insanları murakabe ettiklerini, geleni, gideni, tavaf edenleri gözlediklerini veya şöyle bir şey vardı hadiste, sanki orada bir ayna var veya sanki orada bir kamera gibi bir şey var. Bütün herkesi orada gözetliyor ama bunu siz göremiyorsunuz, Allah onu sildi, görmüyorsunuz şeklinde bir ifadesi vardı. Sanıyorum orada da aynı fiili kullanıyordu. Yasin suresinde وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ Demin Hazreti Musa da ala ile kullandı. رَبَّنْ اَطْمِسْ عَلَى اَمْوَالِهِمْ Bizde de ala ile mi kullanılıyor? عَلَى اَمْوَالِهِمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا Bizde doğrudan. فَنَرُدَّهَا عَلَى اَدْوَهُ Redde fiilinin şeyi. Natmise'nin fiili değil ki. مِنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا Natmise doğrudan almış mef'ulünü. Buralarda ise ala ile kullanılıyor. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى اَعْيُنِهِمْ Gözleri üzerine bu tamasna fiilini kullanmış. Dilesek herhalde yine yok etti manasını verecek. Dilesek onların gözlerini bir sütün kör ederdik. Kör etme manasını vermişler. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ Bu çok özgün bir şey belli ki. Biz bunu bugüne kadar bildiğimiz örnekler üzerinden oturtamıyoruz yani bu fiili. Dolayısıyla gah kör ederdik anlamını veriyoruz. Gah silerdik, yok ederdik anlamını veriyoruz. Ama bildiğimiz şu, eğer bu yüz için kullanılıyorsa ya göz için kullanılıyorsa artık onun orada kalmayacağı, fonksiyonunu yitireceği, yerinin düzleneceği yahut ne bileyim bir şekilde kapatılacağı. Yasin suresinde de burada var. Şimdi Kamer suresinde de benzeri var. Bu kez ala ile kullanılmamış. Deminkinde ala vardı değil mi?
latamasna ala ayunihim. Bu kez ala yok. Ve lekad ravaduhu an dayfihi. Misafirleri hususunda onlar murad almak istediler. Lut'un ahali, Lut'un kavmi gelmişler, kapıya dayanmışlar. Hazreti Lut'un konuklarını ele geçirmek istiyorlar ve onlarla onların nefislerine murad almak istiyorlar. Cenab-ı Hak fatamesne ayunam. Onlar elçilere ulaşamadılar. Tabi onlar konuklar zannediyorlardı. Biz onların gözlerini tamesne yaptık. Yok ettik, sildik, ortadan kaldırdık, kör ettik, ne anlarsanız. Ama burada ala yok. Hiç kuşkum yok ki deminkinden farklı bir şey bu. Ama biz bunun ayrıntısını bilmiyoruz. Çünkü deminkinde tamesne ala ayunihim dedi. Burada tamesne ayunahum diyor. Doğrudan mef'ul almış. Bizdeki tamesne vucuhen min kabli en natmise vucuhen ayetindeki gibi. Tabi gözlerine bu yapılınca ne yaptı onlar da? Ulaşamadılar. Önlerini göremediler. Kalu len yasilu ileyk. Kalu ya lutu inna rusulu rabbike len yasilu ileyk. Sana ulaşamayacaklar. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki fatamesne ayunahum. Gözlerini onların yok ettik. Mahvettik. Kaçıncı? Kamer suresi 37. Mesela belki bize en çok ipucunu verecek olan bir kullanım da burada. Mürselat suresinde feyden nucumu tumiset. Yıldızlar tumiset olduğunda. Bugün bize yıldızların ne olacaklarını söylüyorlar. Önce bilmem ne olacağını, büyüyeceğini, sonra kendi içine dönüp çökeceğini ve ondan sonra ne bekliyor onu? O haliyle kara delik tarafında kendi göbeğinde oluşan kara delik üzerine kapanıp tümüyle yok olmak. Yani bütün yıldızların geçirdikleri dönüşüm bu. Şeyini yaşlanıyor, ondan sonra büyüyor, ondan sonra kendi içine çekilip göbeğindeki o ağırlık şeyi büyüyor. Çekim büyüyor. Bu sefer kendi kendini yutuyor ve tümüyle kayboluyor. Bak burada eğer ilmin bize benim kabaca yalan yanlış tarif ettiğim biçimdeki yıldızların sönümlenmesi ve sonlanmasını ayet ifade ediyorsa, aynı şeyi ifade ediyorsa, burada feiden nucumu tumisat demiş. Yani bu neticede yok olması, ortada buna dair bir şey kalmaz. Başka bir boyuta geçer. Yani zaten kara delik, göbekten onu kara delik oluşup yutunca zahirde bir şey kalmıyor sonra. Tamamen ima ediyor. Mürselat sonra etrafındaki bütün her şeyi de çekiyor. Yani ne kadar gezegen ıvır zıvır varsa hepsini alıp yutuyor. Sanki o sahne yok oluyor. Evet, yok oluyor. Kaldırılıyor. Mürselat suresi 8. ayet. Bize en çok bilgiyi sanıyorum feyden nucumu tumisat verdi. Yani o zaman o yüzler belki o bütünüyle burası yok edilir. Ve bu bahsettiğimiz unsurlar ya arka bölmede ya dübürlerde tekrar peydah edilir ilahi kudret tarafından. Bu fiil son derece gizemli geliyor bana. Akulu kavli hada ve estağfirullahal azim li ve lekum ve li sairil mu'minin. Rabbena la tu'akhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته